Peki ne işe yarıyor? Özellikleri neler? Enkapsüle işi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Değişken değerlerini doğrudan erişilmesini engelleyen bir yapı. Güvenlik dolayısıyla üretiyorduk. Peki kapsülleme ilkesinin özellikleri sırasıyla hangi işlemleri yapmak gerekiyor? Kapsülleme de bilmemiz gereken yapı neydi? Önce değişkenleri tanımlarız. Değişkenleri private keşif seviyesinde tanımlarız. Evet, başka? Set ve getir metotları. Getir ve setir metotları üretiriz. Evet. Boş ve dolu konstant. Boş ve dolu konstant. Class'la birebir aynı isme sahip, geri dönüş tipi bulunmayan metotlar. Kapsülleme tam olarak bu bütün ifade ettiklerimizin hepsini kapsıyordu. Bunun haricinde inheritance dediğimizde, bunu da dün görmüştük. Inheritance tam olarak ne işe yarıyordu? Bir class'ın bütün özelliklerinden faydalanmak. Evet, bir class'ı farklı bir class'tan türetirsiniz. Türettiğiniz class'a ait bütün özellikleri doğrudan çağırdığınız yerde de elde etmiş oluyorsunuz. Extend kelimesi sayesinde bir class'ın sonuna extend ekledikten sonra bir class ismi belirtiyorduk. Sadece bir adet sınıf ismi belirtebiliriz. Extend dedikten sonra yazdığımız sınıf isminden kalıtım alıyoruz, değil mi? Bunun haricinde super kelimesi vardı. Yine inheritance ilkemizde. Super class'ı ne işe yarıyordu? Bir üst sınıfı temsil ediyordu. Super nokta derseniz üst sınıftaki değişkenleri, metotları doğrudan çağırabiliyordunuz. Bunun haricinde super parantez vardı. Super parantezi ise üst sınıfın boş ya da dolu konstant seviyesine temsil ediyordu. Üst sınıfta aldığımız sınıf, o da bir kendisinin de bir sınıfı varsa ikisine birden mi çağırmış olur? En alttaki sınıftan süpere çağırdığımız zaman. Hayır, süpür sadece bir üstteki çağırıyor. Daha üsttekine de ulaşmak mümkün müdür ya da onun başka bir konusunda. Mesela ortadaki... Onda üst sınıfını çağırmak istiyorsanız... Süper nokta süper gibi bir şey olmaz. Yok, öyle bir şey yok ama üst sınıfa yazmanız gerekiyor. Tamam. Metot olarak. Üst sınıfın kaç tane üst sınıfı var bunu bilemezsiniz. Aynen. Yani zaten kural şudur. Extend kelimesini kullandıktan sonra sadece bir adet sınıf çağırabiliyoruz. Her zaman miras aldığımız sınıf bir tanedir. O sınıfta farklı sınıftan miras almışsa o sınıfta çağırmamız lazım. O super metodu. Super nokta super şeklinde bir kullanım yok. Yani inheritance'da 3 tane özellik bilmek gerekiyor. Biri extend kelimesinin önemi, biri super kelimesinin önemi, diğeri neydi? Method override. Method override'ı ne demiştik? Method override nedir? Üst sınıftaki bir metodu alt sınıfta da çağırırsanız method override işlemi yapmış olursunuz. Method override Türkçe olarak metot ezme işlemi. Yani bir metodu üst sınıftan çağırırsanız alt sınıfta da birebir aynısını yazarsanız aynı metodu çağırmış gibi oluyor. Bunun haricinde üst sınıftaki bir metodun işleyişini değiştirmek maksadıyla özellikle birebir alt sınıfta da yazarsanız bu işlemi biz metot override diyoruz. İçeriğini değiştirip değiştirmememiz önemli değil. Üst sınıfta olmasına rağmen alt sınıfta da özellikle o metodu yazmış olursanız metot override işlemi yapmış olursunuz. Üst sınıfta birden fazla imzalı konstruktör varsa bizde indirip hangi konstruktörü çağıracağımızı belirleyebiliyor muyuz? Aslında süper parantezini açarken IDE bize yardımcı olabilir. IDE hangi parantezi yazabileceğimizi önermiyorsa dolu konstruktör seviyesindeki imza listesine göre sıralı şekilde değerleri gönderirsen onu da kabul eder. Yani dolu konstruktör seviyesinde bir üst sınıftaki dolu konstruktör seviyesinde bulunan bütün imzaları sırasıyla süper parantezin içerisine gönderirsen kabul eder. Yani birden fazla imza kabul edebiliyor. Tamam. Bunun haricinde bilmemiz gereken encapsüle işi ve inheritance'da bir durum yok. Genelde this kelimesi encapsüle işinle alakalı bir kavram olduğu için this nokta derseniz bulunduğunuz sınıfın değişken ve metotlarına erişim sağlayabiliyorsunuz. This encapsüle işinde görmüştük this kelimesi. Şöyle bakalım. Bakın burada diz nokta renk eşittir renk demiş. Diz nokta renk demek globalde tanımladığımız renk değişkeni
Renk ise metot argümanından gelen ifadeyi temsil ediyor. Biz bulunduğumuz sınıfı temsil eden super da bir üst sınıfı temsil ediyordu. Bu kelimeleri de bilmemiz gerekiyor. Bir de private ne demektir? Public ne demektir? Bir de protected ne demektir? Bunları bilmemiz lazım. Private sadece değişkenin ya da metodun bulunduğumuz sınıf içerisinde kullanılabilmesi, farklı sınıflar tarafından nesne üretilip çağrıldığı esnada bu değişkenleri göstermek istemiyorsak bunları private yapacağız. Eğer bu değişken değerleri farklı bir yerden de erişilebilir olsun istiyorsak özellikle public yapacağız. Protected ise bağlı bulunduğumuz class ve o class'a ait alt sınıflar tarafından değişken ve metotların erişilebilmesini ifade ediyor. Protected, bağlı bulunduğumuz sınıfta erişim ve bulunduğumuz sınıfa ait alt sınıflar ilgili değişken ve metotları çağrılabilir demek. Erişim seviyesi olarak 3 tane demiştik. Private, public ve protected şeklinde. Şimdi yeni bir başlık. Yapacağımız örneklerde bugün çok fazla üzerine durmayacağız. Çünkü biraz internette örnek bulması da fazla olmuyor arkadaşlar bu örneklerin. Yani burada maksat net cümleleri not alacağız. Mesela kapsülemeyi gördük, kalıtını gördük. Çok biçimli göreceğiz. Arayüzü göreceğiz. Bir de soyutlama, abstraction'ı göreceğiz bugün. Bunlarla alakalı yine bu şekilde notları ben size paylaşacağım. Hatta bu notu birebir paylaşayım arkadaşlar size. Codeshare'dan bunları bir alalım. Bunları ben hafta sonunda aynı çalışmaları işlemiştim. Notları yazdık. Uzun uzun bunları yazmıyorum tekrar. Şimdi yeri ve ülkemizi göreceğiz. Encapsulation, inheritance'ı gördük. Polymorphism'i görelim. Yeni bir Java projesi açalım. OOP altı polymorphism. Biri gönderdiğim nottan polymorphism nedir okuyabilirsiniz o esnada. Şimdi polymorphism demek normalde kuralımız şuydu. Mesela bir nesne üretiyorsak örneğin telefon isminde bir nesne üretelim. Telefon, telefon, eşittir new telefon. Kural neydi? Eşitlik öncesi ve eşitlik sonrası aynı tipte olması gerekir. New sonrasında telefon yazması gerekiyor. Çünkü değişkenin başında telefon tipinde değer belirttim. Kural, normalde değişken kuralları bu şekildeydi. Eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte olacak. Mesela random. Random eşittir new random. Evet, eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte. Bu bir kural. Ama polimorfizmde şöyle bir durum var. Telefon nesnesi mesela akıllı telefon, smartphone, tel eşittir new telefon. Bunu demenize olanak tanıyor. Polimorfizm bir nesnenin farklı bir class üzerinden üretilebilmesine olanak tanıyan bir yapı. Normalde kural, bir nesneyi farklı bir class'tan türetemezsiniz. Bu bir kuraldır. Ama bir class'ı kalıtım yoluyla farklı bir class'tan türettiyseniz, atası aynıysa, smartphone, telefondan türemişse, yine telefon tipinde değer üretebiliyorsunuz. Hocam peki bu telefon telefon class tipinde veri döndürüyor. Ama boşuna smartphone yazsak da hata olmuyor değil mi? Şimdi bunun yeri değişebilir. Buna örnekle bir bakacağız. Telefonla smartphone'un yeri değişmesi gerekebilir. Şöyle bir durum var. Smartphone telefon class'ından türemişse aslında smartphone aynı zamanda bir telefondur. Eşitlik doğrudan değil dolaylı yoldan aynı olması gerekiyor. Dolaylı yoldan class'lar aynı ise bunları yine türetmenize olanak tanıyor. Tekrar yapmak, telefon cüklerini yine telefondan türemişse. Türemişse yapabilirsiniz. Telefon listesi oluşturabilir miyiz? Yani telefon listesi üretebilirsiniz. Yani onun çıktısını bir sebebi soru değil.
telefon tanımı içerisinden alabiliriz. Kesmetmeniz gerekiyor. Mesela smartphone bir klastır, telefonda bir klas. Bunlar farklı tiplerde de telefon klasları olabilir. Ama içerdikleri metotlar, değerler farklıysa telefonu, smartphone'u kesmetmeniz gerekebiliyor. Mesela bu telefonla smartphone'un yeri değişmesi gerekiyor. Büyük ihtimal hatırlayamadım. Daha büyük bir kalp. Hocam mesela dünkü örneğe bakacak olursak bilgisayar oluşturduk. Bir tane bilgisayar klası oluşturduk. Bilgisayar klasını da diğer klaslara extend ettik. Akıllı telefon oluşturduk. Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar oluşturduk. Evet. Şimdi burada bu örneğe göre bakacak olursak hangisi bilgisayar olup hangisi mesela dizüstü bilgisayar olur? Yani birinin yanındaki mi yoksa diğeri mi? Şimdi bunu örnekte göreceğiz. Ben de emin olamadım şu an. Şimdi telefon telefon tel. Şurayı eşitlik sonrasını düşünmeyin. Ne üretmiş oluyorum? Telefon üretmiş oluyorum. Şimdi nil'den sonrası ise bunun konstraktı ne kalıyor? Efendim? Bunun konstraktı. Evet. Onun konstraktır. Yani yapıcı metodu demek. Bu klası üretmem gerekirse hangi klas üzerinden üreteceğim? Bunu temsil ediyorum. Şimdi smartphone telefondan türemiş olmasaydı şu kısmı hata verecek. Ama smartphone'u telefon klasından türetirsem smartphone aynı zamanda bir telefon olacağı için bunu izin verecekti. Bunu yazmamıza olanak tanıyacak. Şimdi internette güzel bir örnek bulmuştum. Bu örneği size göstermek istiyorum. Yabancı bir kaynaktan buldum. Java Polymorphism. Polymorphism Java Employ. Lütfen siz de bunu bir açın internetten. Bu örneği birlikte bir kopyalayalım. Stories Point'te bir örnek var arkadaşlar. Storiespoint.com'da Polymorphism'le alakalı Google'a Java Polymorphism Employ şeklinde bir arama yaptım. Burada güzelce bir açıklamasını yapmış. Employ employ ne demek? İşçi. İşçinin de salary, maaş isminde bir sınıfını üretmişler. İşçi işçiliğini işçi şeklinde üretebildiğiniz gibi işçi işçiliğini maaş şeklinde de üretmenize olanak tanıyor. Buradaki yapı. Bunu bir yazalım. Bu örneğin bir benzerini, hatta bunu Türkçeleştirelim, öyle yazalım. Bunu anlayarak yazmamız lazım. Yani burada maksat bir klası kalıtım yoluyla nil'den sonraki olan kısmını değiştirebiliyorsunuz. Bunu bir kopyalayın arkadaşlar. Yeni bir paket ekleyelim. Projemize yeni bir paket, örnek bir paket ekliyorum. Örnek bir paketi içerisine geldim. İşçi isminde klas ürettim. Bakın buradaki örneği bakarak bir benzerini yapacağım. Şurayı bir kopyalayalım. Sadece değişken isimlerini değiştiririz. Evet, işin adı, adresi, numarası diyelim. İşçinin dolu konstruktörü. Şöyle diyeyim, mailcheck metoduna bilgilerini getir şeklinde değiştiriyorum. Adresi biz nokta adresi numarasını da ekleyelim. Artı biz nokta numarası. Aslında toString metodu da bütün değerleri tek seferde getirebiliyordu. Bilgilerin getir metoduyla string mantıken aynı görevde gibi. Ama birisi diğer klası da yapalım. Yine
bunu değiştireceğiz. Şöyle bunu bir kopyalıyorum. Yani Türkçeleştiriyorum şu an sadece. Burada maaş diyelim. Klasının ismi maaş olsun. Buradaki değişken değerlerini de değiştirelim. Evet, klasının içerisine değiştirdim. Bir de buraya maaş dedik. Buraya yine bilgilerin getirme metodu ismini kopyaladım. Yine şurayı kopyalıyorum. İşçi sınıfı yapıcı metodu yazmışız. Bu sefer maaş sınıfı yapıcı metodu. Şurayı siliyorum. Bilgilerini getir içerisinde doğrudan işçinin adı, adresi bu bilgileri getirebiliriz. Şu maaş sınıfı yapıcı metodu olan ifadeyi sıfır kelimesinin bir üstüne ekliyorum. Şimdi diz nokta at dediğim zaman böyle bir değer yok. Üst sınıftan gelecek. Yani buraya ne dememiz gerekiyor? Üst sınıftan geleceği için diyelim. Burada diz nokta at dediğim zaman getiremiyorum. Şunu yapmış olsaydım. Extend İşçi demiş olsaydım gelir miydi? Burada bir hata var. İşçi undefined. Burayı bir değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi maaşı niye kızıyor? Implicit super constructor işçi is undefined. Diyor ki işçi sınıfının boş constructor'ını bulamıyorum diyor. Undefined, tanımsız. Şimdi işçi klasının dolu constructor serisini yazdık ama ben size ne demiştim kapsülüme yaparken? Eğer dolu constructor üretiyorsanız alışkanlık edin, boşu da üretin. Bazı zamanlarda hata alabilirsiniz demiştim. Public işçi yazıyorum. Ben yine boş constructor ürettim. Şimdi bakıyorum o hata gitmiş mi? Evet. Burada altı çiziyordu. Şimdi o hata gitti. Şimdi super ne demek? Super burada işçi sınıfının dolu constructor'ı temsil ediyor değil mi? Bakıyorum. Adres numara. Buraya ne yapıyormuş? Constructor call must be first statement in constructor. Evet, süper kelimesi metodun en üstüne eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela return'de diyorduk ki en alta ekleyeceksiniz return'ı. Süper da eğer metod içerisine eklenmişse metodun en üstünde olacak her zaman. Şimdi seleri bunu da bir değiştirelim. Get maaş. Bunu da set maaş olarak değiştiriyorum. Buraya da yeni maaş. Yeni maaş sıfırdan büyükse maaşı değiştir. Diyoruz ya getir setter'ın bize avantajı olması gerekir. Getli setli metotlarla yazıyorum ki bunun içerisinde if else'de ekstra kontroller yapabilirim. Bunun güvenlik dolayısıyla. Mesela buraya public yaparsak kullanıcı gider sıfır girer. Sıfır girilmesini engellemek için bir tane if else şeklinde bir ifade yazmışlar. Burayı doğrudan maaş olarak değiştirelim. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Burayı da
segment şeklinde değiştirelim. Burada şunu yapmış arkadaşlar örnekte. İşçi sınıfını türettik. Maaş sınıfını da türettik. Burada diz nokta adresi adı bu bilgileri elde edemiyoruz. Üst sınıftan bunları çağırabiliriz. Değil mi? Ya da bu sınıfa da dolu konstaktör seviyesinde almış olduğumuz değerleri şuradaki değerleri burada da tanımlayabiliriz. Yukarıda. Ya da bunları bakalım mesela protected yaparsak ne olur? Evet. Protected yaptığım zaman ad değişkenini üst sınıftan çağırabilirim. Protected şu demektir. Herhangi bir değişkeni ya da metodu erişim seviyesi olarak protected yazarsanız bağlı bulunduğu sınıf ve bu sınıfa bağlı olan olan sınıflar tarafından erişilebilmesini temsil eder. Bakın protected erişim seviyesi bir değişkenin ya da metodun bulunduğumuz sınıf ve bu sınıfa bağlı olan alt sınıf tarafından erişilebilmesi için kullanılıyor. Private özellikle bu sınıf, bulunduğu sınıfta kullanılabilmesi. Public ise özellikle her sınıf tarafından erişilebilmesi demektir. Şey, bu protected işçi sınıfındaki protected'lar yine işçi sınıfı içinde kullanıma izin veriyor mu? Evet. Hem kendi sınıfı hem de bu sınıfa bağlı olan alt sınıflar. C#'da izin veriyor muydu? Veriyor. Protected bağlı, kendisi ve alt sınıfları tarafından erişilebilmesi demek. İşçi sınıfına bağlı olan alt sınıf nedir? Maaş. Çünkü maaş sınıfını işçi sınıfına atlettir. Bu sınıfta at diye bir değişken olmamasına rağmen biz nokta at dediğim zaman üst sınıftaki protected olan at stringini getirdi. Protected'ın da böyle bir artısı oluyor. Eğer kalıtım yoluyla bir sınıfı farklı bir sınıftan türetirsek. Peki aynı isimde bir başka değişken olsaydı alt sınıfta? Alt sınıftakini direkt görüyor. Üst sınıftakine ulaşmadı. Eğer mesela ben diz nokta at dediğim zaman üst sınıftaki değeri getiriyorsam bu şekilde alt sınıf içerisine de aynı ismi eklersem üst sınıftakini dikkate almaz, alt sınıftakini getirir. Yani method override'ı nasıl yapıyorsa o şekilde davranıyor. Mesela üst sınıfta bulunan bir metodu alt sınıfta tekrar yazarsak üsttekini okumuyordu, alttakini okuyordu. Değişkenlerde de aynı şey. Şimdi private yaparsak burayı, mesela bakın burası private olursa, erişim seviyesi bulunduğum sınıfta geçerli demek. Yani string at sadece bu sınıf içerisinde okunabilsin demek. Bunu public yaparsam her sınıf at değişkenini çağırabilir demek. Protected yaparsam hem bu sınıf erişebilir at değişkenine hem de bu sınıfı extend kalıtım yoluyla çağıran farklı sınıflar da bu at değişkenine erişebilir demek. Private yaparsam özellikle bu sınıfta kullanacak. Yani bu bilgi gizli. Bu klasın dışına çıkamasın demek. Private. Public her yerde erişebilir. Alt sınıfı süper yazınca private olunca gelmiyor mu? Gelmez. Private'lar sadece bulunduğumuz sınıfta geçer. Yani süper deseniz bile, süper nokta derseniz mesela deneyelim. Bir tane metot yazıyorum. Private void deneme. Şimdi şunu yapacağım. Süper nokta dedim. Bakınız ad geldi, adresi geldi, bilgileri getir geldi. Deneme gelmiyor. Deneme çünkü private. Deneme public olmuş olsaydı bakınız artık süper nokta deneme dediğim zaman gelecek. Çünkü public her yerden erişilebilir demek. Private yaparsam hiçbir şekilde işçi klasının private metotlarına ya da değişkenle erişemem. Ama protected yazarsam hem işçi sınıfı deneme metoduna erişir hem de maaş sınıfını işçiden türetiyorsam maaş sınıfı da denemeye erişebilir.
bağlı bulunduğu alt sınıf olduğu için. Yani bunlar güvenlik dolayısıyla, erişim seviyeleri güvenlik dolayısıyla yapılıyor. Şimdi burada problemi olan var mı? Sorusu olan var mı? Protektif bence tam olarak anlaşıldı. Böyle hissediyorum. Şimdi işçi deneme diye bir klas ekleyelim. Yerde hata almışız. Evet, bu return seller'i değiştirmeyi unutmuşum. Maaş olacak burası. Get name olan kısımda evet, bunu silebiliriz. İhtiyacımız yok. İhtiyacımız yok buna. Diğer sınıfta da getli metotları silmiştim ben. Şimdi işçi deneme diye bir klas ekliyorum. İşçi deneme. Burada da main metodu olsun. Polimorfizmin Türkçesi çok biçimlik demek. Yani çok biçimlik ne demek? Ne işe yarar? Aslında şu an bunu göreceğiz. Polimorfizm. Gönderdiğim notlarda da bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada da açıklamaları yazıyor. Normalde kuram neydi? Bir nesneyi sadece aynı tipte üretebilir. Ama polimorfizm bir nesneyi kalıtım yoluyla farklı klaslardan da türetebilmenize olanak tanıyan bir yapı. Bakınız. Mesela işçi nesnesi üretelim. İşçi işçi. Eşittir new işçi. Bir de burada örnekte ne yazmışlar? Evet, nil'den sonrası aynıymış. Maaş eşittir new işçi. Maaşı ne yaptın? İşçiden türettin. Buraya ne yazıyor? Kestu maaş. Yerlerini bir değiştirelim. Emin olamadım. Böyle dememesi gerekiyordu. Acaba boş konstantör olmadığı için mi yapıyor? Evet, büyük ihtimalle bu nedenle. İçerisinde bir şey yazmadığı için boş konstantör olmayınca direkt hata verdi. Bunu da bekleyelim, hata giderilsin. Bunu da türettik. Şimdi buradaki hata gitmiş olması gerekiyor. Gitmedi. Acaba içerisine değerleri yazmadık diye mi yapıyor? Alt adres numara. Şöyle değerleri bir gönderelim. Ama birini işçi, birini maaş yapmam lazım. O parantezinde bir şey var. Doğru, işçi üst sınıfı zaten değil mi? Evet. İşçi üst sınıfı başa yazıyor. İşçi, öyle mi? Ben de ikisi de çalışmıyordu, çok tuhaf. İkinci new işçi olması lazım. Tamam. Üsttekinden farkı ne? İşçi, şey yapın maaş. Parantezli olan şeyi maaş. Az önce öyle yaptım. Ben sanki az önce böyle yazdım gibi geliyor. Neyse, tam tersi galiba. Şöyle iki tane string, bir tane integer gönderecektik. Allah Allah, doğru konstantör niye görmüyor? İkincide işçi olması lazım. 4 tane argüman istiyormuş. He doğru. Maaşın 4 tane argümanı vardı. İşçinin de 3 tane argümanı vardı. Tamamdır. Şimdi işçinde doğru konstantör seviyesinde ne vardı? Adı, adresi, numarası. İşçi ürettim. Adı, adresi, bir de numarası.
İşçiyi bir de maaş sınıfı üzerinden de üretebilirim. Yine adını yazdım. Üçüncü argümanda numarası, dördüncü argümanda maaşı. Numarası 5. Evet, maaşı da yazdım. Şimdi bakınız ne yaptık? İşçiyi hem işçi sınıfından üretebildik, hem de maaş sınıfı üzerinden üretebildik. Dolu konstruktif seviyesinde maaştan gelen değerleri yine işçiye gönderdik, değil mi? Polimorfizm bir sınıfın doğrudan üretilmesi esnada farklı bir klas tarafından üretilebilmesine olanak tanıyan bir yapı. Ama tek kural şudur. Nil'den sonra belirttiğimiz klas ismi eşitlik öncesinden türemesi gerekiyor. Bakınız yani maaş sınıfı işçi sınıfından türemeseydi zaten şu sıfırı da yazamazdık. Maaşı işçiden türetmeseydik, eksen işçi demeseydik burayı zaten yazamayacaktık. Yani bir sınıf dolaylı yoldan aynı sınıftan türemesi gerekiyor. Doğrudan türemese bile dolaylı yoldan farklı bir, aynı sınıf üzerinden. Yani maaşı işçiden türetmezsiniz, imkanı yok bunu yazamazsınız. Dinlediği şey gibi, overriding class biçimi. Yani normalde metot override yaptığınız halini class biçiminde. Aynen. Bazen ihtiyaç oluyor. Mesela bir nesli aynı neslidir ama o neslinin ekstra metotları olması gerekir. Yani maaşla işçi şu an aynı klas gibi. Çünkü kanıtım yoluyla aynı sınıftan türedi. Ama maaşta işçi sınıfından ekstra eklediğim metotlar olabilir. İşçiyle maaşı ayırt eden ekstra özellikler olabilir. Bu nedenle bu şekilde de üretmeye olanak tanıyorlar. Polimorfizm dediğimiz yapı tam olarak bu. Nil'den sonrası farklı olabiliyor. Normalde kuraldır. Nil'den öncesi ve sonrası aynı tip olması gerekir. Geçti sınıfına çalışır yani. Bir cümlede işçi ve maaş geçti sınıfına çalışır. O şekilde de oluyor. Çünkü eşitlik öncesi ve sonrası doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan aynı sınıftan türemiş oluyor. Değiştirsek, yerleri değiştirsek bile çalışması gerekiyor. Deneyelim. Mesela maaş mı eşittir, nev işçi. Şimdi bunu dersek olur mu? İşçi maaştan türemediği için yapamazsınız. Yok, şey belirlemek lazım. Ama boş konstruktör üretmiştim. Bunu yapamazsın. İşçi de üst sınıf olarak maaştan üretmeniz gerekir. Efendim? Çünkü örnekte daha anlaşılır olacak. Mesela bilgisayar, bir bilgisayar. İkinci satırda da bilgisayar, telefon, bir telefon. Doğru. Çünkü telefon da bir bilgisayar olduğu için. Dünkü örneği benzer şekilde bu örnekle yapalım yine. Şimdi bunu yapamayız. Neden? Maaş üreteceğiz. Maaşı da işçiden türetiyoruz. İşçi maaştan türemiş olsaydı bunu yazabilirdik ama işçi maaştan türemiyor, maaş işçiden türüyor. Bu nedenle işçi arka planda bakıyorum, extant maaştan mı türemiş? Hayır. Bu nedenle burası hata veriyor. Yerlerini değiştirirseniz fark ediyor arkadaşlar. Bunu yapmanızı olarak tanımıyor ama işçi de maaştan türemiş olsaydı yapabilirdiniz tabii. Birinci kısım. İkinci kısım birinci kısımdan türemesi gerekiyor. Nil olan kısım dolaylı yoldan eşitlik öncesinin olan klasdan türemesi gerekiyor. Bununla alakalı sorusu olan var mı? Bakınız yine işçi nokta dediğinde dünkü yapmış olduğumuz inheritance ilkesiyle alakalı yine burada değerleri görebiliyoruz. Mesela bilgilerini getir, işçinin bilgilerini getir diyelim. Bir de maaş nokta bilgilerini getir dediğimiz zaman kalıtım yoluyla aynı metotları kullanabiliyoruz. Bakınız çağırdığımız zaman bunu çok oyunculu şeylerde kullanıyorlar. Bu polimorfizmi. Bir karakter üst sınıfı var ve diyelim ki çok tipte, birkaç tipte karakterler var. İşte bir işte ejderha tipinde, bir de normal kahraman tipinde ve karakter tipinin bir atak metodu var diyelim ama kahraman o atağı farklı kullanacak, ejderha farklı kullanacak. O zaman polimorfizmi kullanarak herkes kendi atak tipini kullanabiliyor. Üst sınıfın metodunu çağırarak. Çok güzel bir örnek verdin.
Doğru söylüyorsun. Mesela dediğin gibi oyunlarda özellik olarak sürekli karakter, gördüğümüz her neyse object. Yani biz burada class olarak object diyoruz ya. Onu 3 boyutlu hale getirirseniz görsel bir nesne üretmiş oluyorsunuz. Bütün nesnenin standart özelliklere sahip olabildiği gibi farklı özelliklere de sahip olabilir. Mesela bütün karakterler yürüyebilir, koşabilir. Bunun haricinde atak yapabilir. Lokasyonu değişebilir. Yürüdüğü zaman enlem boylan X, Y, Z koordinatları sürekli değişiyor. Karakterde de canavarlarda da ortak özellik. Yürümek, koşmak, saldırı yapmak, konumu değiştirmek gibi özelliklerden bahsediyoruz. Ama karakteri de canavarı da aynı sınıftan türetirseniz karakter bir karakter ya da ejderha eşittir bir karakter şeklinde çok kişilik sayesinde üretebiliriz. Güzel bir örnek. Teşekkür ederim. Şimdi Lee'den sonrası önceki olan sınıftan eşitlik öncesinden türemesi gerekiyor. Yani maaş, normalde maaş işçiden türemezse şurası hata verir. Ama maaşı işçiden türetirsem maaş aynı zamanda nedir? İşçidir. Yani mesela Adem, Nil Adem diyebilirsiniz. İnsan insan, Nil Adem diyebilirsiniz. Çünkü insan Adem'den türemiştir. Olurdu. Ama şunu yapamazdık. Maaştan işçiye ait metotlara erişim sağlayamazdık. Tabii onu da yapabilirsiniz. Pardon, maaşı biz işçiden mi türettik? Maaş. Bu şekilde de olurdu. Ama burada maksat, örnekte ben şunu size göstermek istemiştim. Bakınız, yani böyle görürseniz şaşırmayın. Eşitlik öncesi ve sonrası biz sürekli ezber yazar gibi random, new random yazıyorduk. Ama random'ı farklı class'tan türetebiliyorsan new'dan sonraki olan kısım değişebilir. Burada amacımız polimorfizmde. Amaç bu. Bir sınıf doğrudan üretebildiğin gibi dolaylı olan farklı bir sınıf üzerinden de türetebilir. Buna biz polimorfizm diyoruz. Bununla alakalı bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Buradaki maaş değişkeni işçinin metotlarını getirmediler mi? Getirdi. Ben de getirmedim. Bakınız mesela işçiye ait metot, toString metodu var. Bir tane daha metot yazalım. Şimdi maaşta da bilgileri getir diye bir metot maaş, var ya. Maaş bilgilerini getirmedi. Maaş metotları getirmedi. Maaş değişikliği yok. Maaş bilgileri getirmedi. İşçilik bir tane bilgileri getirmedi. Maaş sınıfı yapıcı metodu. Şöyle araya bir trek diyeyim. Şimdi burada metot override yaptık. Bilgilerini getir metoduna metot override yaptık. İşçi sınıfının yapıcı metodunu da getirdi, maaş sınıfını da getirdi. Alttaki kısımda şurada. İşçi sınıfının yapıcı metodu, yani işçi nesnesini ürettiğiniz zaman hem işçinin dolu konstrüktörünü hem de maaşın dolu konstrüktörünü çağırmış olduk. Ama işçinin adı, adresi, bilgisini getirdik ama burada diğer sınıftan kopyaladığım için birebir aynılarını yazdım. Nereden getirdi? Mesela işin adı 1 diyelim buraya. Maaştan getirecek. Burada işin adı 1 yazması gerekiyor. Evet. Üst sınıftaki değil, alt sınıftakini getirdi. Aslında biz burada bilgilerini getir metodunu hem üst sınıfta hem alt sınıfta çağırmış olursak ne yapmış oluyoruz? Metod override yapmış oluyoruz. Metot override yaptığım için alt sınıfta da ekstra fazladan bir metot yazmadığım için alt sınıfın metodunu görmedim. Mesela public void çalışma saati diyorum. Şimdi işçide çalışma saati diye bir metot var. Maaşta çalışma saati diye bir metot yok. Ben artık maaş nokta dersem maaş nokta çalışma saati şeklinde işçi sınıfındaki metodu da çağırabilirim. Az önce bilgilerini getir metotları aynı metotlar olduğu için üst sınıfta da alt sınıfta da aynı metotları olursa metot override yapmış oluyoruz. Her zaman en alt sınıftaki değeri getirmez. Üst sınıfta bulunduğum sınıfta da üst sınıfta olan metot varsa üst sınıftakini çağırmaz, alt sınıftakini dikkate alır. Yeni örnek, örnek 2 diyelim. Maaş klasını. Bekleyebilirim. Yazan varsa bekleyebilirim.
ya da bunu gönderebilirim arkadaşlar size. Bu gönderdiğim notları muhakkak alın. Bunlar Kodşehir'e paylaştıkları, bunlar önemli. Aslında şu an size örnek olarak anlattıklarımı sözel olarak buraya yazmıştım. Muhakkak bu Kodşehir'e gönderdiklerimi kopyalayın. Maaş plasını ben gönderiyorum. Gönderdim. İşçi denemeyi de gönderebilirim. Şöyle en sona onu da ekleyelim. Evet, örnek 2 diye bir yeni bir paket ekleyelim. Dünkü yaptığımız örneğe benzer bir örnek olsun. Yine ne demiştik? Mesela iOS diyelim. iPhone diyelim. iPhone diye bir class ürettim. Bir tane Android diye bir telefon üretiyorum. Android, iPhone. Başka ne ekleyelim? Bir de atıyorum. Örneğin Samsung. 3 tane class ekledim. Bir de telefon class'ı ekliyorum. Telefon. Şimdi ne yapmam lazım? Mantıken Android, iPhone ve Samsung'u telefondan türetmem gerekiyor değil mi? iPhone'a geldim. Sonra Extend. Telefon dedim. Burada aslında şu an kalıtım ilkesini görüyoruz. Kalıtımdan bağımsız bir konu değil arkadaşlar şu an anlattığımız. Samsung, Extend, telefon. Şimdi Samsung ne olmuş oldu? Bir telefon olmuş oldu. Android ne oldu? Telefon oldu. iPhone ne oldu? Telefon. Telefonda her hangi metot varsa iPhone'da sahip, Android'de sahip, Samsung'da sahip. Telefona gelelim. Telefona özellikler yazalım. Private String işletim sistemi. Private integer kuruluş yılı. Private başka ne ekleyebiliriz? Şimdi Android'in de bir sürü alt modeli var şeklinde, iPhone'un alt modeli var şeklinde düşünebilirsiniz. Bu örnekte satış yapılan telefonların marka, model, renk bilgisi değil de doğrudan telefon bazında düşünelim. Yani telefon, iPhone'la Android'i kıyaslar gibi ya da Samsung'u kıyaslar gibi. Mesela Android ne zaman kuruldu, iPhone ne zaman kuruldu, Samsung ne zaman kuruldu şeklinde. Ya da başka ne olabilir? Dolu konstruktör edeceğiz bunları. Çok önemli değil. Bellek boyut olabilir. RAM boyutu. Ya da kuruluş yılı demeyelim de üretim yılı diyelim. RAM boyutu. Başka integer çekirdek sayısı. Başka marka adı diyelim. Private string marka adı. Tamam, şu an bunlar yeterli. Bu private değerleri farklı class'lardan da çağırabilmek istiyorsam ne yapacaktım? Private mi olacaktı yani burası? Protected yapıyorum. Pro yazdıktan sonra kontrole basıp boşluğa basarsanız Protected direkt seçip Enter'a tıklayabilirsiniz uzun uzun yazmaktansa. Şimdi bu değerleri değiştirebilmek istiyorsam bir boş constructor yazıyorum. Public telefon. Bir de telefon dolu constructor yazalım. Direkt arama kısmında sağ üst tarafta const yazdık. Generate constructor using fields'ı seçip bilgisayarda bugün bir ağırlık var. Neden bilemiyorum. Evet, bütün hepsini seçtim. Generate'e bastım.
Benim için hepsini seçti. Şu süpüre otomatik ekliyor. Bunu siliyorum. Gerek yok. Bir de public void özellikler diye bir metot yazdım. Buraya da diyelim ki telefon sınıfının dolu konstruktörü. Telefonun özellikleri bilgisine, işletim sistemi, artı işletim sistemi, üretim yılı, aslında yine kuruluş yılı gibi oldu mantıken, ne diyelim, üretim yılı, RAM boyutu, çekirdek sayısı, burada başka bir metot yazmayacağım. Bir de telefon denemi diye bir class yine üretelim. Bunda da main method olsun. Şimdi iPhone class'ına geldim. iPhone class'ının boş ve dolu konstruktörleri üreteceğim. Ama iPhone class'ının dolu konstruktör seviyesi telefonun dolu konstruktör seviyesindeki değerlere eşit olması gerekiyor. Şöyle public iPhone yazıyorum. Boş konstruktör ürettim. Public iPhone dolu konstruktör seviyesinde telefonun dolu konstruktöründeki bütün değerleri yazdım. Ekstra özellikler de ekleyebilirim. Mesela integer versiyonlu. Örneğin iPhone 7, iPhone 8. Buradaki aldığım bütün değerleri dolu konstruktör seviyesinde telefon klasının dolu konstruktörüne göndereceğim. Yani iPhone'un dolu konstruktör seviyesinde elde ettiğim değerleri üst sınıfa göndereceğim. Üst sınıftan da bilgilerini getir metodunu çağırdığım zaman alt sınıfta göndermiş olduğum değerleri elde edebiliyorum. Süper parantez içerisinde işletim sistemi, üretim yılı, RAM boyutu, çekirdek sayısı, marka adı, bunları üst sınıfta çağırabiliyordum. Ama üst sınıfta versiyon no diye bir değer yoktu. iPhone özellikle public void versiyon bilgisi diye bir metot ekliyorum. Şöyle yapmak lazım. Buraya integer versiyon no'yu private integer versiyon no, burayı da this nokta versiyon no şeklinde belirtmem gerekiyor. Super parantez ne demekti? Üst sınıfın dolu konstruktörüne üst sınıfa dolu konstruktör seviyesinde verileri set etmek diyelim. Artık üst sınıftaki ilgili bilgileri getir metodundan iPhone class'ın içerisinde göndermiş olduğum bütün değerlerin hepsini üst sınıfa taşıyabilirim. Yani üst sınıf alt sınıftaki bütün değişken değerlerinden haberdar olabilmesini sağladık. Birebir bunları kopyalayın.
aynısını Android'e de ekleyip Android'de versiyonla o haricinde kod adı şeklinde bir string ekleyelim. Yani sürümlerin Android'de kod adları oluyordu. Android 10'a kadar sürekli her sürümün bir arka planda versiyonla o haricinde bir de kod name'i bulunuyordu. Mesela Android M dediğimizde Marshmallow, O dediğimizde Oreo şeklinde bir ismi oluyordu. Birebir iPhone'daki bütün bilgileri ekleyin. Android'e private string kod adı şeklinde ekstra bir değişken ekleyin. O değişkeni dolu constructor'ın en sonuna ekleyin. Bunun haricinde bir de metot oluşturmamız gerekiyor. Telefonu Samsung'dan türetebilirim ama Samsung'u telefondan türetebilir miyim? Bunu yapabildiğim gibi tam tersi yazabilir miyim? Ne demiştik? Kur'an neydi? Eşitlik sonrası olan kısım eşitlik öncesinden türemesi gerekiyor. Telefon Samsung'dan türeyemediği için bunu yapamazsınız ama Samsung telefondan türediği için üstteki kullanım doğru, aşağıdaki kullanım hatalı. Nil'den sonraki olan klas ismi, Nil'den önceki olan klas isminden türemesi gerekiyor. Kural budur. Artık şu an ne yapmış olduk? Telefon, hem telefon sınıfının özelliklerini hem de Samsung sınıfının özelliklerini barındırmış olduk. Samsung nokta dediğim zaman özellikler metodunu kullanabilirim. Samsung'un dolu konstruktör seviyesinde gönderdiğimiz değerlere bakalım. İşletim sistemi, örneğin Android. Samsung'un kendi sistemi var mıydı? İsim olarak hatırlayan var mı? Telefonda Android. Farklı olsun istemiştim de örnekle. Mesela Tizen mobil diyelim. Tizen olsun. Fark etmez. Üretim yılı atıyorum 2017 olsun. RAM boyutu 2 GB olsun. Çekirdek de 2 olsun. Marka adı Samsung. Versiyonu 1 olsun. Yine bir telefon üretelim. iPhone eşittir new iPhone. Evet, iPhone'da bunlardan farklı olarak ne vardı bakalım. Aslında bununla birebir aynı. Yani şunu kopyalıyorum. Buraya iOS yazıyorum. ...2007 yazalım mesela. RAM boyutu atıyorum 4. Çekirdek sayısı 6 diyorum. Markası iPhone. Pardon, Apple. Versiyon mu? iPhone 8 olsun örneğin. Bir de Samsung tipinde bir telefon üretelim. iPhone nokta özellikler diye metodunu çağırdım. Android'de dolu constructor seviyesinde ekstra özellikler eklemiştik. Telefon Android eşittir new Android. Android'e bakalım. İşletim sistemi Android.
üretim yılı 2010 diyelim örneğin. RAM boyutu 4 GB olsun. Çekirdek sayısı atıyorum 8 olsun. Marka adı Android'in bir sürü marka üreticisi var. Örneğin Xiaomi. Versiyon no. Sürüm isimlerini hatırlamıyorum. 8 diyelim. Android 8 9.0 ismini hatırlayan var mı? Ne? 10. Doğrudur. 9'u ben hatırlayamadım. Bunu dersine anlatıyoruz ama hatırlayamadım şu an. Android nokta özellikler. Bakınız. Android nesnesi ürettim. iPhone nesnesi ürettim. Samsung nesnesi ürettim. Ama her biri telefondan türediği için hem telefonun özelliklerini barındırıyor hem de NIV'den sonra belirttiğim sınıf ismine ait özellikleri barındırmış oluyor. Bakınız artık her birini çağırdığım zaman bütün hepsinde özellikler ortak gelecek. Yani dolu constructor'a belirttiğim bütün değerler aynı. Sadece çağırmış olduğumuz constructor'lar farklı olacak. Bakınız telefon sınıfının dolu constructor'ı da çağırmışız. Telefonu ürettiğimizde hem telefon sınıfının dolu constructor'ı hem de Samsung sınıfının dolu constructor'ı çağırmışız. Gerçi bunlarda dolu constructor seviyesini ekrana yazdırmamışız. Şöyle diyelim. Telefon sınıfındaki şu yazıyı bir kopyalayalım. Diğerlerine de ekleyelim. Onların da çalıştığı örnek olsun. Samsung sınıfı. iPhone sınıfı dolu konstantörü. Şimdi tekrar çağırdım. Bakınız telefon ürettiğinizde telefon Samsung, New Samsung derseniz hem telefon üretmiş olursunuz hem de Samsung'u üretmiş olursunuz. Bir nesne dolaylı yoldan farklı bir sınıftan türerse eşitlik öncesi ve sonrası farklıysa her ikisini de üretmiş gibi oluyoruz. Yani ikisini de konstantörlerini çağırmış oluyoruz. Buna da ihtiyacınız olabiliyor. Samsung nokta dediğim zaman telefonun özellikler metodunu çağırmış oldum. Temelde bütün özellikler yine aynı. Yani burada maksat bir nesneyi örneğin araba new araba şeklinde üretebildiğimiz gibi araba new motorlu taşıtlar şeklinde üretebiliyoruz. Tam tersi şekilde düşünebiliriz. Yani bir nesnenin dolaylı yoldan yine farklı bir klas ismi tarafından da üretilebilmesinin önünü açıyor polimorfizm. Şu an bu yaptığımız polimorfizm. Çok biçimlik. Normalde bir klası aynı şekilde türetirsin. Ama dolaylı yoldan, kalıtım yoluyla miras aldığı sınıf aynı olduğu için Samsung de bir aynı zamanda telefondur. Çünkü ben Samsung'u telefondan türettim. Samsung arka planda yine telefon sınıfından türediği için aslında ben şu an yine bir telefon ürettim. Telefonun bütün özellikleri Samsung'ta da var. Aslında arka taraf tamamen aynı. Burada sadece 3 satırlık telefon yazıyoruz baş kısımlarına. Yani normalde Samsung'un başına Samsung yazsak, iPhone'un başına iPhone yazsak, Android'in evet. Başına da Android yazsak şu an aynı çalışıyor. Aynen. Ya sadece tek fark burada. Yani aynen. Polimorfizmde tek fark, yani belirttiğiniz klas isimlerin farklı olması durumu. Başka dolu konstantör yazma karşısında da bir esprisi kalmıyor. Yani bunun bir farkı yok. Polimorfizm haricinde yine bir nesneyi farklı klas üzerinden interface kullanarak yine göstereceğim. Benzer şekilde aradan sonra örnekler yapacağız. Araya çıkabiliriz. Yeni bir proje açtık. OOP Abstraction. İçerisinde örnek bir paketi açtık. Kitap diye bir klas ekleyelim. Defter diye bir klas ekleyelim. Bir de kitaplık diye bir klas ekleyelim. Kitaplık.
kitap klasına public ve class arasında abstract kelimesini ekliyorum. Abstract. Şimdi bu abstract class nedir? Abstract metot nedir? Bu örnekte size abstract metodu anlatacağım. Abstract metodun içerisinde abstract class'ın içerisine abstract metotlar ekleyebiliriz. Böyle ufak notlar alalım. Eğer abstract metodu eklemek istiyorsak class'ın da abstract olması gerekiyor. Abstraction soyutlama manasına gelir. Soyutlama, dışlama manasına gelir. Abstraction tam olarak ne işe yarıyor dersiniz? Mesela kitap kitap eşittir new kitap. Bu class'ı üretmek istiyorsanız bu şekilde üretmeniz lazım. Ama bir class abstract olursa doğrudan new dedikten sonra eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte olamaz. Abstraction eşitlik sonrasını eşitlik öncesi tipinde üretmenize engel olan bir yapı. Şöyle diyelim. Bir sınıftan nesne üretirken normal şartlarda eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte olması gerekir. Abstraction ise bir sınıfın doğrudan aynı tipte üretilmesine engel olur. Engel olmasının sebebi güvenlik dolayısıyla. Yani bir nesne üretmek istiyorsanız, mesela araba üretmek istiyorsan eşittir deyip araba demene engel oluyor. Araba üretmek istiyorsan arabayı farklı bir sınıf üzerinden türet. O şekilde çağrı şeklinde bir kullanım oluyor. Aynı tipte üretemiyorsunuz. Kitap kitap diye kitap diyemezsiniz ama kitap kitap diye kitaplık diyebilirsiniz. Bir sınıfta nesne üretirken normal şartlarda eşitlik öncesi ve sonrası aynı tipte olması gerekir. Kitap kitap diye kitap normalde bunu yapabiliyoruz. Ama abstraction kitap kitap diye kitap kısmına kızıyor. Kitap kitap eşittir diye kitap yazdığınız zaman new kitap olan kısım bu kısma kızar. Çünkü abstract bir class eklerseniz abstract class'ın doğrudan nimleme yöntemiyle üretilmesine engel oluyoruz. Bir class'a mesela diyoruz ya, class'a mesela nereye ekledik? Evet, kitap class'ı abstract bir class ise abstract class'lar doğrudan üretilmesine engel olunur. Normalde kitap class'ını abstract olmasaydı bu şekilde eklememde bir sakınca yoktu. Ama kitap class'ını abstract yaparsam new kitap kısmına kızıyor. Doğrudan üretemiyorsunuz. Bir class'ı doğrudan üretemezsiniz. Ne yaparsınız? Dolaylı yoldan kalıtım yoluyla farklı bir class üzerinden üretebilirsiniz. Yani kitap kitap new kitap diyemediğim için kitap kitap eşittir new kitaplık şeklinde atıyorum. Üretebilirim. Kitaplıkta kitaptan türerse eşitlik öncesi ve sonrası dolaylı yoldan aynı tipte olduğu için üretebiliyorum. Abstraction soyutlama demek. Yani bu nesneyi üretmek istiyorsan bu class'ı kullanma. İlla ki kullanmak istiyorsan farklı bir class üzerinden türet demek. Doğrudan eklenemeyen nesneler dolaylı yoldan kalıtım ile farklı bir sınıftan türeyebilmesine önünü açar. Bakınız arkadaşlar, bir önceki yaptığımız örnekte bunu karıştırmayın. Abstraction, new kelimesinden sonra class ismi eşitlik öncesindeki class ismiyle aynı yazılmasının önüne geçen bir durum. Bir önceki yaptığımız örnekte ise bir class'ın aynı class'tan türeyebileceği gibi farklı class'lardan da türeyebileceğini görmüştük.
o polimorfizm. Ona polimorfizm diyoruz. Abstract kim ise bir klas, birebir aynı klasisinden üretilemeyen bir durum. Yani kitap kitap div kitap diyemezsin. Kitap kitap div defter diyebilirsin örneğin. Defter dolaylı olan kitaptan türüyorsa kitap nesnesini kitaptan türetemediğin için kitabı defterden türetebiliriz. Bunu güvenlik dolayısıyla yapmışlar. Mesela veri tabanında sınıf üretiyorsun. Veri tabanının sınıfını doğrudan çağırıp metotları görebilirsiniz. Kullanıcı adını görürsünüz, şifreyi görürsünüz, veri tabanının bağlantı cümlesini, metotları görürsünüz. Diyorlar ki ben bir klas üretirsem o klası doğrudan erişemesinler. Yani nivleyemesinler. Niv kelimesi kullanarak o nesneyi o esnada üretemesinler. Yani illa ki bu nesneyi üretmek istiyorsalar farklı bir klasa önce bir uğrasınlar, o klastan buraya gelsin. Dolaylı olan bir klası farklı bir klastan miras yoluyla üretiyorsunuz. O şekilde üretebilmenizin önünü açıyor. Ama doğrudan da üretilmesine engel oluyor. Abstraction bu şekilde. Şimdi bunu bir abstract class yazdık ya arkadaşlar. Şimdi kitaplık. Bir de deneme diye bir class ekliyorum. Main metodu ekliyorum. Deneme, main metodu olan bir class ekledim. Bakınız kitabı ilk olarak abstract yapmıyorum. Abstract'ı sildim. Deneme klasına geldim. Kitap, kitap, eşittir nev kitap yazdım. Problem yok. Normalde nesneler bu şekilde üretilir. Şimdi ben diyorum ki kitap nesnesini kullanıcı erişmek istiyorsa doğrudan nev kitap yazamazsın. Yani kitap nesnesini üretmek istiyorsa kitabın bütün özellikleri, metotlarını kitap klasında üretirken göremesin demek istiyorum. Kitap klasına geldim. Public class arasında abstract yazıyorum. Abstract. Şu an buraya abstract yazarak şunu sağlamış oldum. Kitap klasını kitap tipinde üretemez. Kitap kitap bir kitap diyemez. Kitaba kızıyor. Kitap üretmek istiyorsan farklı bir klastan kitabı türetmen lazım. Buna abstraction diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde div olan kısma, kitaba kızmasına abstraction, soyutlama diyoruz. Bir nesneyi doğrudan türetmek değil, dolaylı yoldan farklı bir class aracılığıyla türetmenin önünü açıyoruz. Bakın şu an ben bir problemle karşılaştım. Kitabı kitap sınıfından türetebilirim. Eğer ben kitabı doğrudan div kitap diyerek türetemiyorsam farklı bir class'tan türetirim. Kitaplığı kitaptan türetiyorum. Kitaplık extent kitap. Artık şunu diyebilir miyim? Kitap kitap nil kitaplık. Kitaplık kitaptan türediği için dolaylı yoldan ben yine kitap nesnesini üretmiş oldum. Abstraction bu. Doğrudan bir nesnenin üretilmesine engel olup dolaylı yoldan farklı bir class aracılığıyla üretilmesinin önünü açmış oluyor. Bir class'ı public erişim seviyesinden sonra abstract kelimesini eklersiniz. Doğrudan üretilmesinin önünü kapamış oluyoruz. Engellemiş oluyoruz. Doğrudan o nesne üretilemez. O nesne farklı bir nesne aracılığıyla üretilebilir. Defteri sanki fazladan yazdık gibi oldu. Defteri ne yapalım? Defteri de kitaplıktan türetirsek aslında defter hem kitaplıktan hem de kitaplıktan türemiş olur. Örnek olsun. Buna, defter bu işin esprisiydi. Extent kitaplık diyelim. Aslında şu an kalıtım ilkesini uygulamış olduk. Defter hem kitaplığın hem de kitabın metotlarını kullanabilir oldu. Hocam hoş geldin. Bugün göremedik seni. Geçmiş olsun hocam. Defter defter nil defter. Bunu diyebiliyorum. Artık defter ne olmuş oldu? Hem kitaplığın hem de kitabın metotlarını kullanabilir hale geldi. Çünkü defteri kitaplıktan türettik. Kitaplığı da kitaptan türettik. Yani dolaylı olan bir sınıfı birden fazla sınıftan türettik. Ama doğrudan extent kelimesinden sonra virgüllerle istediğimiz kadar sınıf ismini yazamayız. Bu bir kural. Bunu yapamıyorsunuz. Yani hem mesela ne diyelim? İnsan
hem A'dan hem de Havva'dan türeyemez. İki tane klastan türeyemez. Bir tane klastan türeyebilir. Ama bir klas dolaylı olan birden fazla klastan türeyebilir. Doğrudan eksen kelimesinden sonra virgülle farklı bir klastan yazamazsınız. Kitaplık, kitap virgül, defter diyemezsiniz. Böyle bir kural yok. Bunu yazamazsınız. Yani dolaylı yoldan ama üretebilirsiniz. Doğrudan bir klastan miras alabilir. Ama dolaylı yoldan bir klas, birden fazla klastan kalıtım yoluyla miras alabiliyor. Bakınız örneğin defter klası ürettik. Defteri nereden türettik? Defteri kitaplıktan türettik. Kitaplığı da kitaptan türettik. Aslında defterin miras aldığı sınıf hem kitaplık hem de kitap sınıfı olmuş oldu. Database işlemlerin bulunduğu bir klas olsa, kitaplık klası da login yapılan bir klas olsa, yani password ve şifrenin girildiği bir klas olsa, o şekilde düşünebilir miyiz? Yani login olmadan biz diğer klası kullanamıyoruz. Yani kitaplık üzerinden. Aynen öyle. Böyle bir şifreyi girmeyen kişi o klası da kullanamamış oluyor. Yani database işlemlerini yapamamış oluyor. Aynen. Yani o klas farklı bir klasa bağlı. Mesela kitap nesnesine ben özellikle upsell class yaptım ki kitabı doğrudan çağıramasınlar. Yani güvenlik dolayısıyla yapıyorum bunu. Mesela kitap dilde database oldu. Kitaplık dilde giriş kayıt işlemleri dedik. Kullanıcı database class'ına doğrudan erişemesin. Önce database class'ına erişmek istiyorsa giriş kayıt işlemleri class'ına gelsin. Orada bilgileri bilirsin. Daha sonra ben onu arka planda bu class'ı zaten göndereceğim. Yani mantıken bu şekilde bir yapısı var. Yani burada amaç şu. Bir nesneyi doğrudan üretmiyorsunuz da dolaylı yoldan üretiyorsunuz. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Bu database güzel bir mantıktı. Örnek 2 diyelim. Database veritabın işlemleri diyelim. Java'nın ileri seviyesinde bu örnekte olduğu gibi yapanlar oluyor arkadaşlar. Güvenlik dolayısıyla hiçbir zaman veri tabanına bağlantı cümlesi olan klası herkese açmıyorlar. O klası kimse göremesin doğrudan. O klası görmek istiyorsa önce şu klasa bir uğrasınlar. Araya güvenli bir katman ekliyorlar. Mesela diyelim ki örnek yazıyorum. Public void bağlam. Public void bağlantıyı kopar. Bağlam metodu içerisine örneğin buraya private yazıyorum. Private string database name private string IP node host diyelim. Private string username, private string password, private integer port. Bağlam metodu buradaki private değerleri içermesi lazım. Buradan aldığım değerleri de altta yazacağım metotlarda örneğin normalde kullanacağım. Şu an geçici olarak bağlantı sağlandı yazıyorum. Ya da buradaki database name, username, password bilgileri yanlışsa bağlantı sağlanmadı şeklinde bir ifadesi yapmam gerekiyor. Şu an veritabanın işlemleri geçmedik. Sadece yazı olarak yazdıralım. Bu veritabanın işlemleri bağlam ve bağlantıyı kopar metotları şu an
public erişim seviyesinde olduğu için her yerden erişilebilir durumda. Bu nedenle ben bunları public yapmamam lazım. Ne yapmam gerekir? Private yaparsam farklı class'tan da bu değerleri göremem. Gereği ne kalıyor? Protected kalıyor. Yani mecburum protected yapmaya. Protected void bağlan, protected void bağlantıyı kopar. Peki class public olursa her yerden erişiliyor. Ben yanlışlıkla buraya bir tanesi değeri public yaparsam yine her yerden erişilir. Mantıken bu erişim seviyesi olan kısım private olursa yine erişemem farklı class'tan. Bu nedenle burayı protected yapabilir miyim? Bakalım class'a yazılabiliyor mu? Evet, ne diyor? Illegal modifiers the class datanın only public, abstract ve final. Diyor ki erişim seviyesi olan kısma class'ta sadece public, abstract ve final kelimelerini ekleyebilirsin. Yani erişim seviyesi olan kısma protected yazamıyormuşuz. Ya public yazabilirsiniz ya da private yazabilirsiniz. Normalde private'a izin vermesi gerekiyor. Neyse. Public bırakalım. Bunları protected yaptık. Artık güvenli hale getirdik. Değişkenlerde özellikle private farklı hiçbir class'tan bağlantıyı kopar ve bu değişkenlerin hiçbirine farklı bir class'tan şu an erişilemez. Ben bu class'ı güvenli hale getirdim. Şimdi veri tabanı işlemleri diye bir class ekledik. Bunun haricinde yine bir class ekliyorum. Bu class'ta login, register işlemleri, giriş kayıt işlemleri diye giriş kayıt işlemleri. Şimdi giriş kayıt işlemleri diye bir class ekliyorum. Bu arada şunu unutmayalım. Bu class özellikle abstract class olsun ki doğrudan veri tabanı işlemleri db eşittir div veri tabanı diyemesin kullanıcı. Demek istiyorsa farklı bir class üretmesi gereksin. Abstract diyorum. Giriş kayıt işlemleri extends ne demem gerekiyor? Bakalım. Veri tabanı işlemleri. Şimdi ben buradaki bağlan metodunu, bağlantıyı kopar metodunu bu class'ta çağırabiliyorum. Çünkü bu class'tan kalıtım aldım. Bir de şöyle bir durum var. Bunlar protected değil de protected'e tam güvenli hale getirmek için yaptım. Bunun haricinde arkadaşlar şunu da yapabiliyorsunuz. Bir metodu abstract yaparsanız metot farklı class'ta içeriğin doldurulması gerekiyor. Onu farklı bir örnekle göstereceğim. Burada abstract class'ı örneklendirmeye çalışıyorum. Şimdi giriş kayıt işlemlerinde atıyorum bir tane daha metot yazalım. Public void giriş kontrolü. Public void olsun. Boolean giriş kayıt giriş kontrolü. String username value string şifre return b diyelim, b'yi tanımlayalım, b eşittir false olsun ilk etapta. If kullanıcı adı username nokta is empty boş değilse ve aynı zamanda şifre nokta is empty başına bunların ünlem ekliyorum. Değilse böyle boolean ekleyelim. Şifre boş değilse ve şifre username boş değilse ve eşittir true. Varsaydan da bunu yapıyorum. Normalde veri tabanındaki eşleşen kullanıcı ve şifresi olması gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifren boş değilse bu metot bana true dönsün. Yani giriş sağlandı demektir. Bir de yeni bir class daha ekliyorum. Deneme isminde. Şu an ben size abstract class'ı örneklendiriyorum. Bir de abstract metot diye bir kavram var. Deneme diyelim. Yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi deneme metodumuzda, deneme class'ımızda ilk etapta veri tabanı işlemleri diye bir class üretmeye çalışalım.
Bakın günlük olarak karşılaşabileceğimiz bir senaryo. Veri tabanı işlemleri. Div eşittir div veri tabanı işlemleri. Niye bu şekilde geldi? Evet, bir class'ı doğrudan türetmeye çalışırsanız bu class güvenli bir class'a doğrudan üretmenizi engel oluyor. Kullanıcı bakıyor ki ben bunu yazamıyorum. Bu kodda hata mı var acaba şeklinde düşünebilir. Yani bu işi çok bilmeyen biri bunu düşünebilir. Ya da bu class hangi class'tan türüyor şeklinde ilk etapta bir düşünmesi lazım. Bu aklı bunu bu şekilde türetemiyor. Veri tabanı işlemleri db eşittir div giriş kayıt işlemleri. Evet, bu şekilde üretebiliyor. Artık db nokta dediği zaman hem veri tabanı işlemleri klasına ait metotları hem de giriş kayıt işlemleri sınıfına ait metotları görebilmesi lazım. Giriş kayıda giriş kontrolünü niye göremedik? Mantıken bu klasların içerisindeki değerleri tam tersi yerde yazmam gerekiyor. Şöyle, giriş kayıt işlemleri nesnesi üretip ismine db dedim. Bağlam ve bağlantı kopar metot şu an geldi. Pardon arkadaşlar, biraz aklım karıştı. Giriş kayıt işlemlerinde boş konstrüksiyon oluşturmamış. Onunla alakalı değil, şundan dolayı. Eşitlik öncesi veri tabanı işlemleri ise eşitlik sonrasını hiç bakmıyor. Yani giriş kayıt işlemleri sınıfına ait metotları hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Çünkü siz db isimdeki nesnenin veri tipini veri tabanı işlemleri dediniz. Db nokta derseniz sadece veri tabanı sınıfına ait metotlar gelir. Giriş kayıt işlemlerine ait metotları görmek istiyorsanız veri tabanı işlemleri sınıfı değil de giriş kayıt işlemleri sınıfı zaten üretebiliyorsunuz. Div 2 eşittir div giriş kayıt işlemleri. Bu şekilde üretirseniz hem veri tabanı sınıfına ait metotları hem de giriş kayıt işlemleri için ilgili metotları görebilirsiniz. Böyle mecbur kaldık. Şimdi veri tabanı işlemleri tipinde bir nesne ürettik ya. Veri tipi mesela string mi değil, integer mi değil. Veri tipi nedir? Veri tabanı işlemleri. Ben veri tabanı işlemleri tipinde bir nesne ürettim. Db nokta dersem giriş kayıta ait özellikleri görebilir miyim? Göremem çünkü veri tabanı işlemleri klasında giriş kayıt işlemleri nesneleri yok olmadığı için sadece veri tabanı işlemleri görebiliyorum. Ama giriş kayıt işlemleri nesnesi üretirsem giriş kayıt işlemleri veri tabanı klasından türediği için veri tabanı işlemleri metotları da barındırıyor aynı zamanda. Yani eşitlik öncesi ve sonrasının aslında burada önemli oluyor bizim için. Ama şunu diyemeyiz zaten. Giriş kayıt işlemleri diyebiliriz. Veri tabanı işlemleri eşittir değil, giriş kayıt işlemleri diyebiliriz. Ama veri tabanı class'ı doğrudan abstract bir sınıf olduğu için doğrudan hiçbir şekilde bunu üretemezsiniz. Abstraction bir class'ın doğrudan üretilmesine engel olan bir yapıdır. Aslında hocam
işlemlerini iyi bilirken orada giriş kayıt işlemlerine dolu konstrüktör girsek, orada username ve password'u versek, eğer yanlışsa o nivleme işlemi hiç yapmasın. Doğruysa nivleme işlemi yapsak ki veri tabanına ulaşabilirim. Niv dediğimiz esnada zaten ne söyletmiş oluruz? Niv kelimesinden sonra o esnada ne söyletilir? Yani giriş kayıt işlemlerinin boş ya da dolu konstrüktöre muhakkak girmemiz gerekiyor. Burada kullanıcı her an kağıdı veri tabanı işlemlerine ulaşabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Ben giriş kayıt işlemlerine ait boş ya da dolu konstrüktör çalmazsam zaten nesne üretemem. Nesne üretemezsem veri tabanı işlemleri klasına hiçbir şekilde zaten gelemiyor. Yani bu extend kelimesini diyebilmem için bir kere nesne üretilmesi lazım. Amacımız şey değil mi? Şifre ve kullanıcı adını doğru girmezse hiçbir şekilde veri tabanı işlemleri klasına ulaşamaz. Bu örnekte burada abstraction'la alakalı tek bilmeniz gereken bir klası doğrudan üretememek, dolaylı yoldan üretebilmek. Yani burada bir senaryo üzerine değindik ama mesela veri tabanı işlemlerine giriş kayıt üzerinden çağırabildik ya da giriş kayıtı doğrudan giriş kayıt sınıfında üretebildik. Giriş kayıt zaten arka planlı veri tabanı klasından türediği için dolaylı yoldan araya güvenli bir katman ekliyoruz. Araya güvenli bir klas, o klasla ekstra sorgulamalar yapıp veri tabanı işlemleri farklı bir klas üzerinden çağrılabilmiş oluyor. Telefon örneğinde ulaşamamış mıydı? Oradaki örnek farklı arkadaşlar. Orada mesela polimorfizm çok biçimli bir klası farklı klaslar üzerinden türetebilmek. Burada da bir klası doğrudan üretilebilmesine engel olduğu için farklı bir klas üzerinden türetebilmek. Aradaki tek fark bu. Böyle konular arasında çok ince detaylar olabiliyor. Sadece tek bilmenizi istedim. Bir klasın doğrudan üretilemeyip dolaylı yoldan üretilebilmesine mecbur bırakan bir yapı abstract class'lar. Bir de abstract method diye bir kavramımız var. Şimdi abstract method'a çok basit bir örnek yapacağım. Abstract method'un da açıklamasını yine ben yazmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Abstract method'lar da şunu sağlar. Bir class abstract ise, metotla abstract ise, abstract metotlar kanıtım aldığı sınıfta çağrılması, override edilme zorunlulukları var. Örnek 3 diyelim. Örnek 3 paketi ekleyelim. Bir tane class açalım. Android olsun mesela. Bir tane daha class açalım. Class'ın ismi telefon. Android class'ı içerisine public void versiyon no integer versiyon no yazıyorum. Ben bu örnekte şunu yapmak istiyorum. Android klasını telefon Android klasını extend telefon telefon klası içerisinde extend Android dediğim esnada buradaki versiyon no metodun otomatik olarak buraya yazmasını istiyorum. Otomatik olarak override etme işlemini yapmak istiyorum. Şimdi bununla alakalı örneğimiz olacak. Public class olan kısma abstract yazıyorum. Bir metot abstract nasıl oluyor bunu görelim. Public'tan sonra abstract ekliyorum. Abstract metotların scope'ları bulunmaz. Şöyle açıklama yazalım. Abstract metotların sadece ismi ve argüman listesi belirtilebilir. İsme, geri dönüş tipi ve argüman listesi belirtilebilir. Scope'ları, kod blokları bulunmaz. Burada temsil ediyorsunuz. Benim versiyon no diye bir tane metodum var. Şimdi durum şu. Eğer bir class'ın abstract metodu varsa abstract metotlar
çağrıldığı yerde otomatik olarak override edilme zorunlulukları bulunuyor. Eğer metot abstract ise class'ın da abstract olması lazım. Class abstract olmadan metodu abstract yazamazsınız. Bunu da kural olarak not alabiliriz. Eğer bir class, eğer bir metot abstract olması gerekiyorsa ilgili sınıfında abstract olması gerekir. Yani abstract olmayan bir class'ın abstract metodu olamaz. Şimdi burada metodu dışlamaya çalışıyoruz. Bu metodu burada yazamayız. Ama farklı bir class üzerinde yazabiliriz demek istiyoruz. Şimdi telefon class'ına geldim. Telefon class'ına extend android diyorum. Bakınız telefonun altını çizdi. Okuyalım ne diyor. Type telefon must implement the inherit abstract method android nokta versiyonu. Diyor ki sen android class'ını kullanabilmek istiyorsan android class'ının abstract bir metodu var. O metodu override etmen gerekiyor. Android class'ın override metodunu yazmazsan bu kodu sana çalıştırmam diyor. Add unimplement methods'a tıkladım. Evet bu metodu benim için override etti. Yani android class'ında böyle bir metodum var dedim. Ama bu metodun nasıl çalışması gerektiğini çağırdım class'a iletiyorum. Android programlarında bunu biz çok kullanıyoruz. Ya da JavaScript'te bu kavramı çok kullanıyoruz. Bir metot vardır hazırda. O metodun nasıl kullanılması gerektiğini siz ifade edersiniz. Abstract metot olduğu için bunu otomatik olarak bize tanımlatmak zorunda bıraktık. Bunu yazmazsam hata verir. Abstract metotlar override edilme zorunlulukları bulunur. Şöyle ufak bir açıklama. Abstract metotları çağrıldıkları sınıfta override edilme zorunlulukları bulunur. Buradaki add override ifadesi üst sınıftan ilgili metodu çağırdığımızın bir kısa açıklaması. Örnek 4. Resim isminde bir class ürettim. Bir de view isminde bir class üretiyorum. View class'ına iki tane abstract metot ekleyeceğim. Public, abstract, void on click. Yani bir butona tıklama olayı örneğin. Eğer bir metot abstract olacaksa ilgili class'ın da abstract olması gerekir. Class'ı da abstract yaptım. Bir de on click listener isminde bir metot daha yazacağım. Public abstract void on click listener. Örneğin içerisinde de argüman gönderelim. Argümanın nasıl oluyor? Bunu da bir örneklendirmiş olalım. OnClickListener içerisinde string str yazdım. Resim class'ına geldim. Resim class'ını extend view class'ından türetiyorum. Evet ne yaptı? Abstract metotlar override edilme zorunlulukları bulunur demiştik. Yani bir class'ın içerisinde abstract metot varsa o abstract metodu override etmezseniz o class'ı size kullanmanıza izin vermez. Şimdi resmin üzerine geldim. Add unimplement metot dedim. OnClick ve OnClickListener metotlarını override etti. Yani view class'ında metotların isimlerini temsil edersiniz. Temsil ettiğiniz metotların nasıl çalışacağını çağırdığınız class'ta yazarsınız. OnClick nasıl çalışacak? OnClickListener nasıl çalışacak? Metotlar içerisinde tanımlamanız gerekir. Bu işleme bu override edilme zorunluluğu bulunan metotların bu işleme biz abstract metot diyoruz. Abstract class ile abstract metot arasındaki fark nedir? Abstract class'lar doğrudan linkleme yöntemiyle üretilmesinin önüne geçiyoruz. Farklı class aracıyla üretiyoruz. Ama abstract metotlar ise class'ın da abstract olması gerekiyor.
abstract class'ların abstract metotları çağrıldıkları yerde tanımlanma zorunlulukları bulunuyor. Özet cümle olarak bu şekilde. Peki hocam, ben bu extend kelimesinden sonra kullandığım given nerede göreceğim? Yani bu add override ifadesi otomatik olarak nerede karşıma gelecek? Mesela Android programlamada biz bunu çok kullanıyoruz. Android'de mesela div.onClickli sınırı yazıyoruz. Bize onClickli sınırı bir interface olduğu için, interface'inde override etmem gereken metod olduğu için şöyle geliyor yani. Benzer şekilde göstermem gerekirse, ben bu extend'dan sonraki div olan kısmına normalde Android'de onClickli sınırı yazıyorum. Burada on div olarak yazdığımızı düşünün. Android'de de sürekli bu şekilde class'ın üzeri çiziyor. Buraya tıklıyorum. Ethernet metot dediğim zaman hepsini override ediyor. Ekran dondu. Evet. Ethernet metot dediğim zaman benim için o metotları override ediyor. Bunu tam olarak nerede görürsünüz? Java standart edition'da şimdiye kadar bunu bir yerde kullanmazsınız ama kullanacağınız yerler genelde Java'nın Slick masaüstü grafik arayüzü GUI kısmı. Grafik arayüzü uygulama, masaüstü uygulaması yazmak istiyorsanız Java'nın Slick ve Java FX konularında görürsünüz temel seviyede. Ya da Android programlamada da görürsünüz bu ifadeleri, add override ifadelerini. Yani otomatik olarak üretilme zorunlulukları bulunan metotlar. Mesela Android'de base adapter diye bir sınıfımız var. Extend based adapter şeklinde yazdığımızda 4 tane metodu otomatik olarak bizim için override ediyor. Biz sadece o metotların nasıl çalışması gerektiğini, o override edilen metotlar içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Android'de bu yapıyı biz çok kullanıyoruz. Abstract class ayrı bir ifade, abstract metot farklı bir ifade. Bu abstract metotlara alternatif bir yöntem daha var. Mesela diyoruz ya, bir sınıfı sadece extend kelimesinden sonra bir sınıftan türetebiliriz. Dolaylı yoldan birden fazla sınıfta türetebiliriz ama bu biraz zaman maliyeti demek. Bunun haricinde interface diye bir kavram var. Son 20 dakikamız, bence yetiştiririz. 1-2 örnekte interface ile alakalı yapalım. Interface'de override edilen metotlara alternatif bir yapı var. Abstract metodun bir benzeri interface'ler sayesinde de yapılabiliyor. OP abstract interface diye bir çalışma açalım. OP abstract interface. Örnek bir diye bir paket ekliyorum. Şimdi birinci örneği birlikte yapalım. İnsan diye bir class üretmenizi istiyorum. İnsan isminde bir class ürettik. Yine proje paketini sağ tıklayıp div, interface değil. İnterfaceler klaslardan farklı bir yapı. İnterface dedikten sonra buraya yarasa yazalım. İnsanla yarasayı birleştirip vampir isminde bir nesne üreteceğiz. Yeni bir klas ekleyelim. Klasın ismi vampir olsun. Bunu klas olarak üretip klas yerine interface yazdığımız zaman normal davranmaz mı interface? Klas, efendim yeniden söyleyeyim. Hani klas üretiyoruz ya, evet. Klas yerine interface yazdığımızda da interface gibi davranmaz mı yoksa? Şimdi interface kod yazılan sayfa değil. İnterface'in ufak bir açıklamasını yazalım. İnterface ile klas arasında bir fark var. İnterface'ler normal klaslar gibi çalışmaz. İnterface'ler class değil. Interface farklı bir şey. Classlar gibi çalışmaz. İnterfaceler içerisinde sadece durumlar temsil edilir. Yani metot isimleri yazılır diyelim. Örneğin metot isimleri.
interface'ten abstract metotlardan hiçbir farkı yok. Durumları temsil ettiğimiz yapılardır interface'ten. Interface'te şunu yapacaksın sadece. Mesela yarasanın özellikleri, yarasanın eylemleri, sadece eylemleri belirtiyorsun. Public, void, ısır. Yarasa mesela ısırabilse. Public, void, uç. Yarasanın eylemleri ısırmak ve uçmak. Bakın süslü parantezleri yazmıyoruz. Sadece parantez açılış kapasitesi nokta virgülleri var. İnterfeysler içerisinde kod yazamazsınız. İnterfeysler içerisinde sadece durumları ve değişkenleri belirtebilirsiniz. Tabii JavaScript'ten itibaren default yazıldığı zaman normal metoda girer. Bu tabelin default yazıldı mı? Onu bilmiyordum. Mesela buraya default yazarsak normal metot gibi davranabiliyormuş. Evet. İlla ki abstract olmaya gerek kalmıyor. Bunu bilmiyordum. Java 8'den itibaren erişim seviyesi olan kısmı default yazarsanız default yazdıktan sonra bir metodun doğrudan içerisine süslü parantez açılış kapanışı yazabiliyor musunuz? Ben hiç kullanmadım. Yine bunu bilmekte fayda var. Ben şu an örnekte kullanmayacağım bunu. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. İnterfeysler içerisinde kod yazılmaz. İnterfeyslerin içerisinde sadece durumlar temsil edilir. Yani ısırmak ve uçmak gibi durumları temsil ediyorsunuz. Geri dönüştükleri metot argümanları isterseniz yine yazabilirsiniz. Bu ısırmak eyleminin, uçmak eyleminin nasıl gerçekleştirileceğini çağırdığınız yerde override ettiği zorunluluğu bulunuyor. Şimdi yarısayı ürettik. İnterfeyslerin içerisinde metot isimleri, metot argümanları ve metot geri dönüştükleri bulunur. Başka bunun haricinde metotların scope'ları bulunmaz. Metot argüman gönderebiliyoruz. O argümanları aslında farklı klaslarda kullanmak için ekleyebiliyoruz. Böyle bize kolaylık sağlıyor. Şimdi üretiyoruz ve galiba dolaylı yoldan interface'in metotlarını farklı klaslara gönderebilirsiniz. Mesela default diyoruz ya. Buradan aldığın değeri, şuradan aldığın değeri farklı klasla kullanabiliyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Bunu anlayabilmek için tam olarak interface ne işe yarar? Nerede kullanılır? Bunu görmek için şunu yapacağız. İnsan klasının eylemlerini yazıyorum. Public, void, yürü. Diyorum ki insan yürüdü. Direkt insan yazmıyorum. Yürüdüm yazalım. Public, void, yemek ye. Yemek yedim. Public void şarkı söyle. Şarkı söyledim. Şimdi insan ve insan klası ve yarasa interface'ini birleştirip vampir isminde bir klas üreteceğiz. Public class vampire gelip ne diyebilirim? Vampir klasında insanı ne şekilde ekleyebiliyordum? Extant. Extant kelimesinden sonra klas ismi belirtiyordum. Sadece bir adet. Extant insan. Boşluk bıraktım. İnterfeysi ekleyebilmek istiyorsam implement yazıyorum. Yarasa. Yarasa. Implement kelimesinden sonra istediğimiz kadar interface tanımlayabiliriz.
bu arada class? İnsan class, yarasa interface. Yani Kur'an neydi? Birden fazla class'ı extend'le ekleyemezsiniz ama implement kelimesinden sonra istediğiniz kadar interface yazabilirsiniz. İnterfeys, sadece interfeys. Yani extend kelimesinden sonra class yazılır, implement kelimesinden sonra interfeysler yazılır. İstenilen sayıda interfeys yazılabilir. Şimdi implement kelimesinden sonra yazdığımız interfeys aslında interfeysler abstract metotlarla birebir aynı şekilde çalışan bir yapı. Yine bakınız implement yarası dedikten sonra yarası interfeysini implement etmeniz gereken metotlarını görüyorsunuz. Add an implement metot dediği zaman ısırma ve uçma eylemlerini bize yazdırıyor. Şimdi vampirin mirasadan iki tane metodu var. Isırmak ve uçmak. İnsandan da toplamda 3 tane metot aldı. Vampirin toplamda 5 tane metodu var. Vampir deneme diye bir class açalım. Bu da main metodu olsun. Artık vampir nesnesini ürettiğim zaman hem interface'ten gelen metotları hem de class'tan gelen metotları birleştirip tek bir class'ta ekledik. O class'ın bütün metotlarını artık görebiliriz. Buraya da vampire şuraya ısırdı, yürüdü şeklinde yazalım, uçtu. Bu implement kelimesinden sonra kullanılan interface'leri birebir şu ifadeyi ben Android programlarında çok kullanıyorum. Implement kelimesinden sonra mesela bir nokta on click listener'ı yazıyorum. OnClickListener'ın OnClickListener'de bir override etmem gereken metodu var. Yani OnClickListener yazdığım zaman v.onClickListener buraya üzerine bir tıklayıp addUnimplement metod diyorum. Buraya OnClickListener'de bir metot otomatik olarak getiriyor. Bu implement kelimesi bunun haricinde extend kelimesini doğrudan Java'nın Swing ya da Android programlarında kullanabilirsiniz. İleri seviyede de yine bunları kullanmak gerekebiliyor. Interface bunun haricinde abstraction, encapsulation, inheritance bunları polymorphism ileri seviyede çok kullanmak gerekiyor. Çünkü bunlar bir ihtiyaç. Diyoruz ya metodoloji, bu metodolojiye uygun şekilde kodları herkesin standart olarak yazabilmesi gerekiyor. İnternet kullanmak için extend kullanmak zorunda mı? Extend kullanmadan internet kullanabiliriz. Ama normalde kullanış şu şekilde. Extend varsa önce extend yazarsınız daha sonra implement yazarsınız. Ben implement'tan sonra extend yazanı hiç görmedim. Hata veriyor zaten. Hiç extend kullanmazsınız. Implement'i kullanabilirsiniz. Ama extend varsa extend'tan sonra implement yazmak gerekiyor. Sıralaması bu şekilde. Bugün bitirebiliriz arkadaşlar. Sorusu olan varsa alabilirim. Burada bir class oluşturduğumuzda implement gerçek. İnterface olarak bir database class oluşturursa varlığı interface oluşturur, kapatmak için. İnterfeysler sadece durumları temsil edildi yani. Burada kalıp. İnterface oluşturur. İçine de şey yazdım. Bağlam, sil, ekle ve değiştir şeklinde, update şeklinde metotlar yazdım. İki tane de class oluşturuyorum. Bir tanesi MySQL, bir tanesi de Oracle. Tamam. Eğer ben Oracle'ı kullanacaksam da, MySQL'ı kullanacaksam da yine size de standart aynı şeyleri kullanayım diye onu oluşturuyorum. Aynen öyle. Yani yeni bir sisteme geçtiğinde yeni metot karışıma gelmesin, yine aynı metotlarla ilerliyor. Standart kalıpta metotlar yazabilmemizin önünü açıyor. Aslında yani tek bir tane kalıbını yaptırdığı zaman gerçek bir uyum kandediyor. Şu interface de önünü açılmış oluyor.
Yani interface normalde bir class'ı bağımlı kalmadan belirli kalıp ifadeleri her class'ta kullanabilmenizin önünü açıyor.